Sımsızın sızlar içim yüreğimde fırtınalar ve suskun artık umutlarım sanki benden hesap sorar. Bilirim sonu var bunun, bilirim sonu gelir her sorunun, bilirim sonu var bunun, çaresi bulunur, bilirim her sorunun. Hiç aç susuz yaşamadım ki, hiç parasız pulsuz kalmadım ki, hiç aşksız sevgisiz olmadım ki. Neden, neye, kime bu özlem? Hiç aç susuz yaşamadım ki, hiç parasız pulsuz kalmadım ki, hiç aşksız sevgisiz olmadım ki. Neden? Oku bakalım neler yazmışız. Aslında pek bir şey yazmadım. Para. Güç. Şöhret. Hiç aç susuz yaşamadım ki. Hiç parasız pulsuz kalmadım ki. Hiç aşksız, sevgisiz olmadım ki. Neden, neye, kime bu yüzden? Öncesini biliyorsan sonrası kolay. Ne var ne yok, aslımızsın.
Aslında zamanla bu düzen kısır bir döngüye dönüşür. Aynı yerlere gider. Aynı yemekleri yer. Aynı insanlarla görüşürsün. İşte Yeşim'in düzeni de buydu. Güzel, parıltılı bir hayat. Arkadaşları ve de Bülent. Para, güç, isim, şöhret. Önce bir düzen kurulur. Sonra zamanla bu düzen herhangi bir nedenle sorgulanmaya başlar. O sarsılma anında biri gelir ve görüntüye girer. Ve o andan itibaren yeni gelenin dahil olduğu ya da olmadığı bir düzen kurulur. Ne demiştik? Bütün bunların hepsi bizim hikayenin öncesi. Kısacası yeni biri gelir ve hikaye başlar. Canım bizden akıl kaldı nere fikir bittik o endam eda nedir öyle hey yavrum kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattık ben sokak kedisi gibi sürtünüp yerde komşunun kızı kanta sporda stepte tersim kader satıp saldı malı mülkü gizlisi saklısı kalmadı topumuz niyette Sen bizim mahalleye geldin geleli canım bizden akıl kaldı nere fikir bittik o endam eda nedir öyle hey yavrum kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattı yeah, yeah, yeah. Çıtır çıtır yeah, yeah, yeah. Kıtır kıtır Seni ham yapar bu zilliler Yaylanmadan yürü Yoksa günah bizden
evlerimizi sattık. Ben sokak kedisi gibi sürtünüp yerde, komşunun kızı kampta, sporda, stepte. Tersim kader, satıp saldı malı mülkü. Gizlisi saklısı kalmadı, topumuz niyette. Aslında bu çok büyük bir tesadüf bana göre. Belki Yeşim'in dikkatini daha önce de birçok adam çekmişti. Ama Okan karşı eve taşındı. Bu bir tesadüf. Olabilir. Ama bir de şöyle düşünelim. O eve belki daha önce birçok adam taşındı. Neden Okan? Neden Okan onun ilgisini çekti? Değişik olan ne? Adam. Hayır, kadın. Yeşim'in aklında birçok soru vardı zaten. Düzeni sorgulamaya başlamıştı bile. Onun için sana çok şey yazmışız dedim. Neden, neye, kime bu özlem? Yeşim'in aklı bir zamanlar neredeydi, şimdi nerede? Ele avuca sığmazdı deli gönlüm. Bir zamanlar neredeydi, şimdi nerede? İster güneş uyak beni, yağmur bulanır beni. Aklım başka, duygularım başka yerde. İster güneş uyak beni, yağmur bulanır beni. Aklım başka, duygularım başka yerde. Bir deli rüzgar savurdu beni böyle. Umutlu tutsak benim altın kafeste. İster güneş uyak beni, yağmur bulanır beni. Zincirle bir yüreğimin artık sende. İster güneş uyak beni, yağmur bulanır beni. Zincirle bir yüreğimin artık sende. Göz göze gelmeler, karşılaşmalar, kaçamak bakışlar. En tatlı zamanlardır bunlar. Soru yok, cevap yok. Sadece tesadüfler var. Yalnız tesadüfler. Yok, ağlatmaz asla beni bir gün ayrılık. Pişmanlığım nefret olmaz, öfke olmaz. Senden daha acı bir hasret. Karşı duracaktı. İşte önünde dururdu evetim hayırım. Yol ayrımı o kadar barizdi ki ikiye bölünemeyeceğime göre dedi kadın, yolun birini ya da ötekini seçmeli. Ama hangisini? Neye evet, neye hayır? Niye evet, niye hayır? Bir deli rüzgar savurdu beni böyle. Umutlu tutsak benim altın kafeste. İster güneş uyak beni, yağmurum bulanlat beni. Zincirledi yüreğimin artık sende. İster güneş uyak beni, yağmurum bulanlat beni. Aklım başka, duygularım başka yerde. Yok, ağlatmaz asla beni bir gün ayrılık. Pişmanlığım nefret olmaz. Senden daha güçlü bir hasret bulamaz. Yok, ağlatmaz asla beni bir gün ayrılık.
Bu kız da kim? Hiç kimse. Küçük bir detay. Kıskançlık aşkın doğasında var. Ne çok soru var aklımda. Cevaplarını bulamamaktan yoruldum. Neden karışık her şey bu kadar? İşte bu çocukça duran pek çok kadının aşkının sebebidir. Aslında cevap vardır. Ama kadın cevabı bilmiyormuş gibi davranmayı sever. Böylece soruları yok eder. Tacını taktın bahtını ve sen yetmez.
başka esaret sevmez. Aslında değil. Kaçış demek daha doğru olur. Yeşim gitmeyi aklına koymuş bir kere. Gitmek isteyen birini yanında tutmak için çok şey yapabilirsin. Bir şey hariç. Gitmesine neden olan şeyleri kalması için yapmak. Çalışırken kafesi daha fazla süslemenin ne anlamı olabilirdi? Yeşim kendini Bülent'in yanında altın kafeste gibi hissediyordu. Bir adamın yanında mutlu olmayan bir kadın neden mutluluğu başka bir adamın yanında arasın ki? Eğer gerçekten kafesten kurtulmak istiyorsa ve özgürlüğü arıyorsa neden öbür adamın yanına gidiyor? Çünkü aşk en yüksek özgürlük biçimidir. Aşkın büyülü dokunuşuyla kadının yüzü, vücudunun kıvrımları, tüm alışkanlıkları, kendisinin olan her şey, yani kısaca bütün varlığı gereklilik kazanır. Aşk rastgele yaşamayı sona erdirir. Hayatın farkına varırsın. Beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Bir kıvılcım yeter, ben hazırım bak. İster okşa, ister sen öldür. Aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk. Aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk. Seni içime çektim bir nefeste,
tuttu göğsüm kafese. Yanacağız ikimiz de ateşte. Bir kıvılcım yeter, hazırım da. Aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk. Allah'ım, Allah'ım, ateşlere yürüyorum. Allah'ım, acı ile aşk ile büyüyorum. Sevginle yor, sevgisiz bir ayrılıktan daha zor. Dilediğin kadar acıt canımı, yokluğunda varlığında yetmiyor. Yokluğunda varlığında yetmiyor. Allah'ım, Allah'ım, ateş. Bu seçiminde kadın kendini gayet özgür hissediyordu. İsterse başka türlü hareket edebilir, tüm olacakların önüne geçebilirdi. Ama yıkılma anının yaklaştığı şu anda başka türlü davranamayacağını da acıyarak kabul etmek zorundaydı. Seçmek ve seçimin sonuçlarına katlanmak.
Seçimler zordur. Düzeni olduğu gibi sürdürmekse imkansızdır. Herkes içinde bulunduğu o tanımlı, güven dolu ortam sürüp gitsin ister. Ama bir gün biri gelir ve... Ve kaçınılmaz olan gerçekleşir. Dünyanın düzeni böyledir. Sürekli sınanır insan ve ilişkiler. O biri hep gelir. Fazladır her şey. Bir eşikte atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşam. O kadar azalmıştır anlam. O zaman hemen git radyoyu aç. Bir şarkı dur. Ya da bir kitap oku mutlaka iyi geliyor. Ya da balkona çık bağır bağırabildiğin kadar. Zehir dışarı akmadan yürek yıkanmıyor. Ama fazlara üzülme, hayat bitiyor. Açılmıyor. Hem çok zor hem de çok kısa bir macera ömür. Ömür imtihanla geçiyor. Bazen de o biri sen olabilirsin. Tatlı ne varsa hazinemdir.
Düzen bozulmaya başlar ama bu kendini korumayacağı anlamına gelmez. Karşı direnç gösterir. Zaaflarını fısıldar sana. Tutunmak için güçlü bir kola, bana kucak açacak ve beni koruyacak kibirsiz bir yüreğe ihtiyacım var. Elbette. Çünkü bu koskoca dünyada tek başına bırakılmış olduğundan kendisini koruyacak bir otoriteyi arar. Böyle mi düşünüyorsunuz? O böyle düşünüyor. O zaman sorması gerekmiyor muydu? Belki istediği cevabı o da verecekti. Kelimeler en başarılı oldukları zamanda bile aciz kalan sembollerdir. Soruya gerek yok, cevaba da. Dil yetmez anlatmaya. Hayat zorlaşınca, çıkmaz sokaklarda soluksuz kalınca, azalınca manadan, seyyar sevdalarda parçalanınca, dil yetmeyince, göz görmeyince, gönül hissetmeyince, kırılınca camdan kalp, dönüp yalnızlığa kilitlenince. Oh,
dakikalar hissettirmez en zayıf anında seni ta yüreğimden yaralar. Ellerin kolların bağlansa da başında kasırgalar kopsa da sen tüm gücüne karşı koysan da seni acımasız sevda yazsalar sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun beraber olamayız benim gibi biliyorsun bir başka dünyanın insanısın yavrucağım sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Biraz geç karşılaştık, oysa hiç konuşmadan anlaştık. Bazı şeyler var ki söylenmiyor, biz senle sözleri susarak açtık. İnsan acılarla kıvransa da ve o aşkta bir daha doğsa da dünyasını yeniden kursa da düşlerle gerçekler ayrı ayrı yaşar. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın sanısın yavrucağım sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Yüreğim öyle bir atıyordu ki öfkeden mi, korkudan mı olduğuna karar veremedim. Aslında aklında kalan her şeyi yok etmek için yine aklına başvurursun. Çünkü akıl yalanlama, inkar gibi sebepler üretir. Aklın ermediği, erişemediği bir tek duygularınla, hislerinle ilgili kısmıdır. Ona ne senin gücün yeter ne de aklın gücü. Yaz bakalım. Biliyorum. Evet, biliyorum. Kolay olmayacak ama ne olursa olsun.
süreceğim. Mutlaka bir iz bırakacak. Belki de çocuk gibi sana küseceğim. Seneler sonra utanarak. Dokunup birer birer sevdiğin eşyalara. Hatta belki ağlayacak. Acı çektiğim doğru ama sen bana bak. Unutacağım seni sevdiğimi unut. Sevişmelerimiz yalan. Unut beni de her yalan gibi unut. O sevgiler ki yoktular. Onlar ümitlerimizdi. Ne ümitler yaşlandı. Gel zaman git zaman. Ayrıldığımızı unut. Yalnızlık zaten yalan. Unut beni de her yalan gibi unut. Bak şimdi, soru sormaz, cevap vermez, açıklama beklemez, açıklamazdı. Sadece kendi bilir, kendi karar verir. Hem kendi adına hem herkes adına. Kimse anlamaz olanı biteni. O sadece kendi uygulamaya geçer. Aslında herkesin yaptığı gibi.
ne zaman canın yansa bu kadar derinden. Sanırsın mümkün değil bir daha üzülmen. Ne inat, ne gözü kara, ne dayanıklı yürek. Acıyor aynı yerden her şeye rağmen. Ne akıl kâr ediyor, ne fikir o sırada. Biliyorsun geçiyor o zamanla, ama ne fayda. Yaralım tepeden yaralı, alışılmıyor acıya yok kaidesi kuralı. Karayı ne kadar tutabilirsin gün uğruna dikeni. Ne gelen anladı ne giden olanı biteni. Adıyor kitapsız olanını. Yaşamazsam kara kapıya kaydedin beni. Adıyorum aşka geri kalanımı. Suya söylerim gitti en son yalanımı. Aşkında en hesapsız kitapsız olanını. Yaşamazsam kaydedin beni. Doğru ya da yanlış. Yaşadıklarımın verdiği buruk tecrübelerle daha mesafeli olmayı öğreniyorum. Belki de korkak. Ne zaman kaçmalıyım acıdan? Ne zaman yaklaşmalıyım aşka? Acıya mı alışmalıyım yoksa aşka mı? Ne zaman canın yansa bu kadar derinden. Sanırsın mümkün değil bir daha üzülmen. Ne inat, ne gözü kara, ne dayanıklı yürek. Acıyor aynı yerden her şeye rağmen. Ne akıl kâr ediyor, ne fikir o sırada. Biliyorsun geçiyor zamanla, ama ne fayda. Yaralım tepeden tırnağa herkes yaralı. Alışılmıyor acıya yok kaidesi kuralı. Kanayı ne kadar tutabilir gün uğruna dikeni. Ne gelen anladı ne giden onları biteni. Adıyorum aşka geri kalanımı. Suya söylerim gitti en son yalanımı. Aşkında en hesapsız kitapsız olanını. Yaşamazsam kara kapıya kaydedin beni. Adıyorum aşka geri kalanımı. Suya söylerim gitti en son yalanımı. Aşkında en hesapsız kitapsız olanını. Yaşamazsam kara kapıya kaydedin beni. Aşk ve acı birbirine benzer. Varken
ne acıya ne de aşka alışamazsın. Tam alıştığını hissettiğin anda da ikisi birden yok olurlar. Bir hikayede karakterlerin her biri kendini gerçekleştirmek ister. Ama birinin gerçekleşmesi öbürünün yok olması demektir. Bu böyledir ve başka türlü de olamaz. Birine karar vermek, diğerini kaybetmek demektir. Neden sormadı, neden konuşmadı demiştin, hatırladın mı? Kelimeler en başarılı oldukları zamanda bile aciz kalan sembollerdir. Evet. Her şey kelimelere kaldıysa, yaşayacak hiçbir şey kalmamış demektir. Duygular herkesin içinde değişik şekilde yaşanır. Ve de esastır, gerçektir, bir anlam ifade eder. Ama kelimeler herkes için aynıdır. Bazen hiçbir anlam ifade etmezler. Biz her şeyi birlikte aştık. En zor, en acımasız, en kötü zamanları birlikte atlattık. Biz bir yola beraber çıktık. Ben hayatımda sadece bir kişinin... Sadece bir kişinin... Sabahları nasıl uyandığını, hangi yemekleri sevdiğini, hangi müzikleri dinlediğini biliyorum. Ve yeni birini tanımak, öğrenmek istemiyorum. Biliyorum. Biliyorum. Sen de alıştın. Sen de alıştın. Biz alıştık birbirimize. Eminim sende de duruyor bir parça. İnan bir saniye durmazdım burada. Böyle olmasa burada olmazdım zaten. Biliyorum, biz bugünleri de aşacağız. Eskiden olduğu gibi. Yine eskisi gibi, yine beraber, yine el ele. Eski bildiğim ben olacağım. Ben yine başımı yaslayacağım omzuna. Yine sabahları zor kalkacağım. Ve zaman geçecek. Zaman geçecek. Yıllar geçecek. Zaman her şeyin ilacı olacak. Haydi gel seninle şöyle karşı karşı. Yer olmaz inan ki kavga ve gözyaşı. Ayrılmak istemiyorsak seninle açıkça konuşmalı. Ayrılmak istemiyorsak seninle açıkça konuşmalı. Gel bugüne kadar olanlarmış hepsini unutalım. Solgun yüz, donuk dudaklar. Dünya daha mı ağır aksak dönüyor? Sanki yedi cihana yayılmış bir durgunluk hakim yeryüzüne. Peki bu sakin, heyecansız, sadece damarlarıma kan pompalayan kalp, bedenim karanlık, çıkışı olmayan bir hapishane gibi geliyor. Ne için? Kimin için yıpranıp gidiyor yaşamım? Ne senden öncesi, ne senden sonrası, ne senden öncesi, ne senden sonrası. Kendi hayatımdan çaldım.
tutuklu kaldım. Kendi hayatımdan çaldım. Yeni cihan dolandım. Bana mısın demiyor. Peki bu sessizlik, bu duruş neyin ifadesi? İçinde durduramayacağını bildiğin bir coşkunun patlamasından mı korkuyor yüreğin? Bu patlamadan mı koruyorsun ikimizi? Ya da gücün mü yok koşup beni kollarının arasına almaya? Neden dansımızı yapmıyoruz? Neden duruyorsun? Yine o gurbet ve sessiz.
saklım. Üzerime hatıran yağıyor. Bu yokluk yaktı bizi. İnsanı ürküten bir sessizlik hakimdi koridorlarda. İnsanı sağır edecek kadar güçlü, içten, yürekten, yürek yakan, yürekten gelen bir ağıt. Bir kırık gençlik hikayesi. Asla sorulmayan, biliniyorsa söylenmeyen, görülmeyen, ne olduğu, nerede olduğu bilinmeyen kadın. Görülmeyi bile hak etmeyen o kadın. Kimsenin tanımadığı ama herkes için bir yara olan, hiç akıldan çıkmayan o kadın. Bir kırık gençlik hikayesi. Yarım yaşandı her şey. O kadar yarım yaşandı ki bitti bile diyemiyorum. Hiç başlamadı ki bitsin. Doğum ya da ölüm saniyeler içinde gerçekleşmiyor mu? Zaman içindeyken ne yaşadığına göre önem kazanır. İçini neyle doldurduğunla ilgilidir. Yani ne kadar sürdüğü önemsizdir. Nasıl olduğu önemlidir. Niteliğin nicelikten önemli olduğunu ben de kabul ediyorum. Ama eğer bu bir aşksa daha fazlası da yaşansın istenir. Kim ister ki yarım kalmış bir aşkı? Kim bilebilir ki yarım kaldığını? Belki sonsuza dek yaşanır. Bir ömür boyu. Şimdi çok uzak bir Oh,
sevgini özledim. Özledim ellerini, gözlerini ve yanık kokunu özledim. İnsan böyle bir duyguyu yaşarken gerçek yaşamla tüm bağlantıları kopmuşçasına ayakları yerden kesiliveriyor. Hoş bir zaman bu bağlantısızlıkla yaşam kadar gerçek ve doğal. Biliyor musun? Belki iyi oldu ama biz yere erken indik. Şimdi yarım yaşanmış o şey boynumda düğüm. Ört kısa günden bana bir garip sızı kaldı. Bir de deli özlemin. İşte bitti. Evet, bitti. Peki, bunu değil de diğerini seçseydi hayatı çok mu farklı olurdu? Bunu herkes için soruyorum. Gerçekten farklı mı olur hayat? Evet, farklı olurdu ama sadece öyküsü. Bunu yaşayacağına öbürünü yaşamış olurdu. Yani? Yani sonuç seçimlerde hep aynıdır, acı. Her neyi seçersen seç, seçemediğin hep üzüntü kaynağı olacaktır. Aklın hep o seçemediğinde kalacaktır. O seçemediğini seçmiş olsaydı gene bana bu soruyu soracaktın. Hayatta her şey %50'dir. Aklınla davransan yüreğin, yüreğinin sesini dinlesen aklın sana bu soruyu hep soracaktır. Seçemediğin hep acı verecek. Bu sabit. Acı hep olacak. Bu kadar mı umutsuz yani? Güzel bir yanı yok mu bu seçimlerin? Olmaz olur mu var? Acını seçmekte özgürsün. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün hatalarım. Bu hastane bahçesine ikinci gelişim. Yıllar önce geldiğimde annem yanımdaydı. Çocuktum henüz. İçeride babamı son kez görmüştüm. Annem onun gökyüzüne gittiğini söyledi bana. Artık sadece rüyamda göreceğimi ve hep en güzel haliyle yanıma geleceğini söyledi. Güvensizliğim, ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Bir kadın daha vardı bahçede.
O da gökyüzüne bakıyordu bizim gibi. O gün o bahçede üç kadındık. Üçümüz de aynı adam için bakıyorduk gökyüzüne. Ben, annem ve o kadın. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün korkularım. Gururum bu yüzden, bu yüzden çocuk gibi korunmasın. Yıllar geçti. Bugün yine aynı bahçede gökyüzüne bakıyorum. Ve biz bahçede yine üç kadınız. Karısı, kızı ve ben. Üçümüz de onu hep seveceğiz. Ve hep gökyüzünden izleyecek bizi. Rüyalarımıza girecek. En çok küçük kızı görecek hayalini. Hatta bir gün aşık olduğu adamı babası sanacak. Ve tıpkı ben küçükken bahçede duran o kadın gibi ya da şu an benim durduğum gibi durup gökyüzüne bakacak. Bugün babasını gökyüzüne uğurladı. O gün geldiğinde sevdiği adamı da hayallerine gömecek. İşte o gün hem annesini, hem babasını, hem o kadını anlayacak. Beni o gün tanıyacak. Oyuncak zaferler. Küçüğüm daha çok, küçüğüm. Bir sorum olacak. Bunların hepsi gerçek bir hikaye miydi? Biz gerçekten yaşanmış bir şey mi yazdık? Bir şarkıda, bir kitapta ya da filmde yazar bunları ya yaşamıştır, ya gözlemlemiştir ya da hayal etmiştir. Gerçeği öğrendiğin gün mutsuz olursun. Çünkü kelimeler sadece sembollerdir. Anladım. O zaman umarım şu anda mutludur. Her nerede yaşıyorsa. Dünyada ya da sizin hayalinizde. Umarım. Her aşkın derin bir trajedi içermesi, aşktan yüz çevirmek için neden oluşturmaz. Buraya bu acıyı çekmeye geldik. Hazdan kendimizden geçmeye geldik. Hayat iksirinden içmeye geldik. Geldik, gidiyoruz. Yollar tükeniyor tür yasemin. Lezzeti tattık aynı kasede. Şeytan gibi bizi tene hapseder. Bizlik biliyoruz. Beşik gibi sallar hayat bizi. Çeker basar bizi. Mükemmel teşhisi.
ya süt mavi.